Merhabalar. Denizden babam çıksa.com tarafından hazırlanan en popüler sushi sarmaları ve sushi'nin içinde kullanılan malzemeler başlıklı sesli içeriği dinlemektesiniz. Bu podcast Denizden babam çıksa.com'un dijital çağa uygun şekilde genişleyen yeni içerik formatlarından birisidir ve dinlemekte olduğunuz başlık dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize Denizden babam çıksa.com adresinden ulaşabilirsiniz. Keyifle dinlemenizi arzu eder. Podcast ile ilgili tüm görüş, düşünce, öneri, istek ve diğer içerik geliştirme taleplerinizi info@denizdenbabamçıksa.com adresine bildirmenizden mutluluk duyarız. Yayınımıza başlamadan önce hatırlatmak istediğimiz bir konu var. Denizden babam çıksa.com'u daha iyi bir hale getirebilmemiz ve içeriklerimizi oluştururken motivasyonumuzu yüksek tutmamız için desteklerinizi beklemekteyiz. Hosting ve domain giderleri başta olmak üzere, su ürünleri tüketimini olumlu yönde iyileştirmek için hazırlamak istediğimiz içerikleri doğru kanallarda tanıtabilmemiz adına, gerekli materyallere desteğiniz harika olur. YouTube kanalımıza abone olmanız, bize verebileceğiniz en basit destek şeklidir. Bize nasıl destek olacağınızı öğrenmek için denizdenbabamçıksa.com adresini ziyaret edebilir ya da info@denizdenbabamçıksa.com adresine elektronik posta yollayabilirsiniz. Popüler tüketim kültürünün içinde önemli bir yere gelen ve katma değerini sürekli arttıran sushi sarımları, dünya üzerindeki farklı bölgelerde farklı malzemelerle yapılıyor. Bu malzemelerle hazırlanan birçok sushi çeşidi mevcut ve hepsinin kendine özgü bir tadı ve tüketim şekli var. Peki dünyadaki en popüler sushi sarımları neler? Özellikle bölgesel olarak önemli deniz ürünlerinin sıkça kullanıldığı sushi sarımlarının içine, farklı beslenme alışkanlıklarına göre hiç tahmin etmediğiniz malzemeler dahi girebiliyor. Bu da sushi'yi daha rafine ve özel bir yiyecek haline getiren şeylerin başında geliyor. Kendine özgü yüzlerce farklı türü olmakla birlikte biz şimdi en popüler sushi sarımlarından birkaçına göz atacağız. California Roll. Gerçek bir California Roll'un içinde yengeç eti, salatalık ve tobiko vardır. Pirinç dışarıda, malzemeler içeridedir. Alaska Roll. İçine ya da dışına çiğ somon sarılarak yapılır. California Roll'un bir varyetesidir. British Columbia Roll, ızgara ya da barbeküde pişirilmiş somon, salatalık ve tatlı sos ile servis edilir. Hawaii Roll, konserve ton balığı, tamago, kampya, komabako ve kırmızı yeşil yengeç tozu kullanılarak hazırlanır. Philadelphia Roll, krem peyniri cenneti olan Philadelphia, bu malzemeyi sushi yapımında da başarıyla kullanmıştır. Philadelphia krem peyniri ile salatalık ya da avokado kullanılarak servis edilir. Ayrıca bu sushi'nin de vazgeçilmez malzemesi çiğ ya da çeşitli yöntemlerle hazırlanmış tütsülenmiş somondur. Rainbow Roll, 6 ila 8 farklı türdeki California Roll'un bir arada sunulmuş şeklidir. Mango Roll, ince ince doğranmış mango, avokado, yengeç, karides ve bir miktar mango püresi ile hazırlanır. Dünya üzerinde, bu sushilerden farklı şekil ve yöntemlerle hazırlanan farklı roller da vardır. Kırmızı veya beyaz etlerle hazırlanan teriyaki roll ya da yalnızca bitkisel malzemeler kullanılarak hazırlanan vejetaryen veya vegan çeşitleri vardır. Ayrıca sushi'ler yalnızca beyaz pirince sarılmaz. Kahverengi, pembe ya da siyah pirinç de Uzak Doğu mutfağında önemli bir yere sahiptir. Bu da sushi'nin dünya üzerindeki hazırlanış ve tüketiliş biçimine renklilik katar. Avrupa ve Amerika'ya baktığımızda, farklı tekniklerle sarılmış ve satışa sunulmuş sushi'lerin revaçta olduğunu rahatlıkla görebiliriz. İnsanların klasik hızlı tüketim kültürlerinden uzaklaşarak daha sağlıklı bir yaşam sürme çabaları ve talepleri, besleyicilik ve fayda yönünden iyi bir alternatif olan sushi'nin tüketicilerin gözünde değer kazanmasına ve talep görmesine imkan tanıyor. Türkiye'de ise İstanbul haricindeki şehirlerde sushi'nin üretimi ve pazara sunulmasına dair çok az girişim var ve İstanbul dışında, İzmir'de dahi yeteri kadar ekonomik sushi restoranı yok. Türkiye'de halen bir lüks tüketim sembolü olarak kabul görse de sushi üretiminin ve sunumunun ekonomikleştirilerek yaygınlaştırılması girişimcilere önemli bir kazanç sağlayacaktır. Sushi yapımında kullanılan malzemeler. Bir önceki yayınımızda bahsettiğimiz gibi sushi hazırlamak için kullanılabilecek çok fazla malzeme var ve bu malzemeleri sushi hazırlarken istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Fakat sushi tüketimini popüler yönden değerlendirdiğimizde dünyanın farklı yerlerinde farklı damak tatlarına göre özelleşmiş bazı malzemeler öne çıkıyor. Çoğu sushi, özel olarak pişirilmiş biraz pirinç ve çeşitli malzemeler kullanılarak hazırlanır. En çok bilinen bazı sushi çeşitlerinde de gördüğümüz gibi, yöresel ve bölgesel olarak değişiklik gösteren sushi'nin aslında temel ortak malzemesi pirinçtir. Sushi malzemeleri deyince aklımıza pek çok ekstrem ve bizim kültürümüze göre sıra dışı şey gelse de, sushi Uzak Doğu'da genellikle evdeki ya da en kolay bulunabilen malzemelerle hazırlanıyor. Bu da orijinal coğrafyasında sushi'yi günlük tüketilen bir yiyecek olarak tanımlayabilmemizi sağlıyor. Su ürünlerinin temininin daha kolay ve yaygın olduğu ülkelerde sushi'nin de temel bileşenini elbette ki su ürünleri oluşturuyor. Sushi meshi, beyaz ve kısa formlu Japon pirincinin pirinç sirkesi, şeker, tuz ve özel olarak da kambu ve sak kullanılarak hazırlanması ile elde edilen malzemedir. Sushi yapımında kullanılacak olan pirinç işleme alınmadan önce oda sıcaklığına gelene kadar bekletilir. Bu durum pirincin viskozitesini yani yapışkanlığını da arttırır. Sushi pirinci, genel olarak kısa formlu pirinçlerle hazırlanır fakat Hindistan, Pakistan, Tayland ve Vietnam'da uzun formlu pirinçlerde sushi yapımında kullanılır. Taze hasat edilen pirinç, beklendiği şekilde fazla miktarda su içerir ve yıkanıp temizlenmesinin ardından kurumak için ekstra zamana ihtiyacı vardır. Bu yüzden özellikle sushi yapımında dinlenmiş ve mümkün olduğu kadar kurutulmuş pirinçler tercih edilir. Bazı Uzak Doğu füzyon mutfaklarında kahverengi ve yabani pirinç de sushi yapımında kullanılmakta. Elbette ki sushi yapımında kullanılan pirincin farklı çeşitleri de vardır. Bu variyeteler pirinçlerin yetiştiği bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Her toplumun kendine özgü bir sushi hazırlama kültürü vardır ve bu kültür sushi hazırlama metodunu etkiler. Örneğin, Japonya'nın Kanto bölgesinde sushi'ye çok fazla tuz, Kansai bölgesinde ise çok fazla şeker konur. Nori, sushi pirincini sarmak için kullanılan deniz yosunudur. Bir çeşit kırmızı yosunu olan nori, Japonya'nın kıyılarında bol miktarda bulunur ve hasat edilir. Bir yüzeye serilerek üzerinden ağır bir silindirle geçildikten sonra ince tabakalar halinde kurumaya bırakılır. Geleneksel olarak bu şekilde elde edilen nori ticari hayatta ise profesyonel bir toplama ve işleme prosedürüne sahiptir. Farklı olarak, sushi sarımında kullanılan nori aynı zamanda tuz ile işlem gördükten sonra tek başına bir tüketim maddesi olarak da tercih edilebilir. Neta, pirincin içine sarılan malzemelere neta denir. Bu gruba su ürünleri, etleri ya da bitkisel malzemeler girer. Sushi'de sıklıkla kullanılan malzemeler arasında balık etleri, sübiye, deniz ya da tatlı su yılan balığı, mığrı, ahtapot, yengeç, karides, çeşitli yumuşakçalar ve daha pek çok kabuklu deniz ürünü sayılabilir. Genel olarak Japon mutfağında ton, sarı kuyruk, buz kumrugiller ve somon gibi balıkların etleri sıklıkla sushi yapımında kullanılır. En pahalı olanlar ise ton balıklarının bir akrabası olan torodan yapılan sushi'dir. Pirinçle birlikte yeterli lezzeti yakalayamadıkları için istiridyelerin kullanımı yaygın değildir. Ayrıca vejetaryen sushi varyetelerinde avokado, salatalık, havuç, soya ve mısır da çokça kullanılır. Estetik görünüm kaygısı ya da etlerdeki tazelik şüphesinde sushi'de kullanılan malzemelerin pişirilmesi gerekir fakat, yiyeceğin geleneğe uygun olarak sushi ustaları balık etinin kokusunu, görünüşünü ve tazeliğini bir bakışta anlayacak eğitimi almış olmalıdır. Çeşniler, sushi, çeşitli soslarla çeşnilendirilerek tüketilen bir yiyecektir. Genellikle servis edilirken yanında getirilen soy sos ve acı bir çeşni olan wasabi ile birlikte yenir. Japon usulü hazırlanmış olan mayonez de sushi ile birlikte tüketilebilir. Gerçek bir wasabi, antimikrobik bir malzemedir ve gıda zehirlenmelerinin etkisini azaltacak nitelik taşır. Daha ekonomik çeşitlerinin hazırlanmasında hardalgillerden bir bitki olan Karatürk bol miktarda kullanılırken bugün belki Japonya'daki iyi restoranlarda bulunabilecek olan gerçek wasabi, Japonya'da yetişen bir bitkinin kurutularak ufalanması ve daha sonra da bu tozun su ile yoğrulması ile elde edilmekte. Sipariş edilen sushi ile birlikte servis edilen diğer aromatik tat ise tatlı zencefil turşusudur. Farklı tatların geçişleri arasında damağı temizlemek için kullanılır. Aynı işlevle Japonya'da yeşil çay da tercih edilebilir. Bazı premium sushi restoranlarında ise çok daha pahalı bir çay olan meşe müşterilere takdim edilir. Deniz mahsulleri tarih boyunca insanların tüketimi için çeşitli formlara girip birbirinden farklı şekillerde pişirildiler. Sushi başta olmak üzere, başka hazırlama, sunum, tüketim ve katma değerli ürün geliştirme formları sayesinde kültürlerin birbiriyle etkileşiminin sağlanmasının yanında, su ürünleri profesyonelleri ile bu ürünleri pişirmek konusunda uzmanlaşan ustalar için de bir kazanç kapısı. Dinlemiş olduğunuz başlık dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize denizden babam çıksa.com adresinden ve YouTube kanalımızdan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, bir sonraki yayında görüşmek ümidiyle esenlikler dileriz.